Zafer Arapkirli 3 Haziran 2022 Bir Gün Faşizmin Alameti Farikası Tarih boyunca bizleri hiç yanıltmadılar. Hep insanlığın, hep iyinin, güzelin, temizin, onurlunun, haysiyetlinin, direnenin, cesurun ve tabi hep haklının ve mağdurun karşısında saf tuttular. Hep ahlaksızdılar. Halka, emekçiye, alın teriyle çalışana ve hakkını arayana karşı durdular. Hep tepeden baktılar. Ve hep hakaret ettiler çünkü söyleyebilecekleri sözlerin sayısı söz dağarcıklarının kapasitesi hep sınırlıydı normalde de kibirli küstah ve ahlaksız olduklarından zora düştüklerinde bunu daha da üst ve daha çirkin boyutlara taşıyarak küfre başvurmaktan çekinmediler kafalar hep çirkinliğe ve edepsizliğe programlı olduğundan olsa gerek cinsel içerikli küfürler bunların favorisiydi hep. hemen bel altına vurmaya eğilimli olduklarını her defasında kanıtladılar özellikle kadınları hedef almak en vazgeçemedikleri bir şeydi. Anneler, bacılar, hatta kız çocukları eşikteki, beşikteki bunlar için fark etmedi hiç. Alayına sallamaktan asla geri durmadılar. Faşizm bir ideoloji olarak faşist yöneticiler de tarihi doğal pratikleri gereği hep halkın karşısında yenilgiye uğradıklarından zaten yenilgiye mahkumiyetin ve yenilmişliğin öfkesiyle daha da saldırgan ve daha da ağzı bozuk olma eğilimindeydi. Ezberledik artık. Bugün de dünyanın dört bir yanında aynı şeyin kim bilir kaçıncı kez bir tekrarına tanık oluyoruz. Baskı, zulüm, kan, adaletsizlik ve her türlü hileyle iktidarları ele geçirenler tüm ülkelerde halkların yaşamını cehenneme çevirmekten geri kalmadıkları gibi bugün de hem küresel çapta hem de tek tek ülkelerde gidiş hazırlıklarının bir parçası olarak daha da zalim davranarak şaşırtmıyorlar bizi kendilerine itiraz eden herkesin üzerinde hakim oldukları yargı aygıtının sopasını sağlıyorlar mütemadiyen. En ufak bir itirazı, en ufak bir eleştiriyi, sitemi hatta yan gözle bakma girişimini en ağır şekilde cezalandırmak için bu aygıtı harekete geçiriyorlar. Özellikle yaygın medyayı kullanarak gerçeğin gizlenmesi, yalanların ekranlara ve sayfalara boca edilmesi vazgeçilmez bir uygulama olarak her dakika hayata geçiriliyor kamunun fonlarını kullanarak ve ayıplı yöntemlerle çöktükleri TV ve radyo kanallarından saçtıkları yalan zehri yetmiyormuş gibi, bu yalanlara angaja olmayanlara da resmi denetim aygıtlarıyla sık sık gözünün üzerinde kaşın var cezaları yağdırıyorlar. Programlara hatta tek tek sunuculara bile yasak getirmenin, bugüne kadar akıllara bile gelmeyen yeni ve daha da ayıplı yöntemlerini geliştirmekle meşguller. Sosyal medyada gözünü kırpana, ağzını açana dava açarak insanları adeta bu ortamlardan kovalamaya çalıştıkları yetmiyormuş gibi yeni ve daha baskıcı bir yasal rejim getirerek nefes bile aldırmamanın hazırlığını yapıyorlar. Bütün bunların tek bir nedeni var tabii. Çünkü artık deniz de bitti, göl de gölet de. Su birikintisi bile kalmadı faşizmin kürek çekebileceği. Her şeyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Eğer sıkıntı ve endişeden dolayı azıcık da olsa gözüne uyku girebilen kaldıysa, onlara da peş peşe gelen zamlar ve hayat pahalılığı nedeniyle uykuyu zehir ettiler. Çocuklar anne babalarından alamayız kızım, oğlum, paramız yok lafını işitmekten bıktı. Açlık ve yoksulluk sınırları ile ilgili veriler adeta benzin istasyonundaki pompanın dijital sayacının dönüş hızında fıldır fıldır dönerek yürekleri dağlamayı sürdürüyor bütün bu başarısızlıkları unutturmak için yine o yoksulluğa mahkum ettikleri ailelerin, o sıvasız evlerin, o çamurlu sokakların, o yatağa her gece yarı aç girilen hanelerin evlatlarını sınır ötesine ölüme göndermenin hazırlıklarına girişiyorlar. Diyalogla, müzakereyle, komşuluk hukukuna uygun bir anlayışla çözülebilecek sorunları tankla, topla, tüfekle, füzeyle yani aynı içeride de yaptıkları gibi cebir ve şiddet kullanarak çözmeye çalışıyorlar. Buna paralel olarak yeni kanlı maceraların yaratacağı şoven ve milliyetçi dalgayı köpürtmek, kabartmak için tam tamları çalmaya başladılar bile. Savaşa karşı çıkanları hain ve işbirlikçi ilan etmelerine, düşmanın sözcüsü damgasını vurmalarına ramak kaldı. Kim bilir kaçıncı kez, yine yeniden. Ama sonları kaçınılmaz. Halkların hissiyatı da, cevabı da belli. Başlarına gelecek olan da. Sandık kimi zaman şaşsa da sonunda kendi kendini düzelten bir terazi olarak bu nobranlığı, bu zulmü ve bu kibri tartıp yenecek. Tüm demokrasi güçlerinin kol kola girip bu yenilgiyi, bu insanlık dışı ideolojiye ve temsilcilerine tattırmalarına az kaldı. Zafer Arapkirli